ilgili seyirciler yine en çok merak edilen konulardan biri. Bir mülk satın aldığınız Satın aldığınız mülkün içinde kiracı mevcut. Bu kiracıyı nasıl çıkarabilirim diye düşünüyorsunuz. Öncelikle hemen bir gayrimenkulcü olarak size şunu söylemek istiyorum. Bir ev alırken eğer bu evi barınma ihtiyacı nedeniyle alıyorsanız mümkünse kiracılı ev almayın. Çünkü kiracıyı çıkartmak o kadar kolay değil. Ama siz ee, ...barınma ihtiyacı için değil, yatırım için aldınız ama kiracıyı çıkartmak istiyorsunuz. Bu da bir yöntem. Çünkü neden? Kiracının e, verdiği kira sizi tatmin etmeyebilir. Veya evin içinde tadilat yaptırıp daha sonra kiraya verecek olabilirsiniz. Yani evi satın aldıysanız ve içindeki kiracıyı da çıkartmak istiyorsanız... ...kiracı çıkmıyor ise öncelikle kiracıya konutun devir işleminden itibaren... 30 gün içinde ihtarname çekmek zorundasınız. Bu ihtar sonrası kiracı 6 ay daha oturma hakkına sahip oluyor. Ama 6 ayın sonunda siz eğer hala kiracıyı çıkartamadıysanız bulunduğunuz sulh ceza mahkemelerine giderek dava açmayı e, dava açma yöntemini deniyorsunuz. Eee kendi naçizane fikrim bu süreçte maalesef ki uzun bir süreç. Ee, ...öyle çok kolay çıkartamıyorsunuz. Belki bu süreç bir iki yılı bulabiliyor. Ama hemen şunun altını çizmek istiyorum. Eğer yeni malik yani yeni mülk sahibi bir ay içinde kiracıya çıkması için ihtarname göndermezse... ...eski mülk sahibiyle kiracının arasındaki yapılmış olan kira kontratını bütün yükümlülükleriyle birlikte kabul etmiş olur bu çok önemli. Çünkü bazen gayrimenkulcu arkadaşlarımız bir e, içinde kiracı bulunan bir mülkü size satarken kiracının işte o satış şeyini hızlandırmak için sürecini kiracının çıkacağını söylüyorlar. O yüzden lütfen bu hataya düşmeyelim. Kiracının tahliye taahhütnamesi olsa bile elinizde lütfen siz evi aldığınız gün itibariyle bir ay içinde kiracıya çıkması için ihtarnameyi gönderin. Evet sevgili seyirciler bu haftada programımızın sonuna geldik. Yine nasıl akıp gittiğini anlamadığımız bir program oldu. Haftaya yine aynı saatte Beyaz TV ekranlarında Filiz Karataş'la bu cumartesi de buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.